dağıttıklarınızı götürüyoruz. Öyle dedik, onlara camiler yaptırdık. Hani Efendimizin sadakayı cariyesinden bahsettik. Vefat ettikten sonra da defterdir kapanma böyle. Yıllar içerisinde, yani kemikler çürüse bile sevabının devam ettiğini hocalar olarak anlattık. Merkezimizin önünde işte Kırşehir'de 800 yıldır ahir evrani veliye dua edilir, öyle değil mi? Ahir evrani veliye, bak gözümüzün önünde. Hani diyelim ki o organizasyonuyla maddi, yani esnafı organize etmesiyle, maddi gücüyle yaptı. Ya Aşık Paşa var işte, bin beyit yazan, değil mi? Süleyman Çelebi'nin de oradan bazı mısralarını aldığı Aşık Paşa var. Aşık Paşa da işte aşağı yukarı, o da 1200'lü yıllardan beri, o da ne yapar? Rahmet alır, rahmet okuyor ona da. Diyelim ki ne maddi gücü var, ne işte böyle bir çizişi var, okuma yazma da bilmez. Böyle adam, böyle bir adam da devam edebilir mi, onu alabilir mi? Böyle kendi vefat ettikten sonra yıllarca rahmete garip olur mu, dua alır mı? Yunus var, değil mi? Yunus Emre'miz var. Yani biz bunları anlatan insanlarız. Anlattık, söyledik, bir hakikati anlattık yıllarca. Dedik ki, bu dünya fanidir. Biz baki aleme göçtüğümüzde bize ne lazımsa oradan buradan tedarik edelim. Topladıklarımız burada kalır, dağıttıklarımız oraya gider. Kimi zaman dağıttığı maddi gücün olur, kimi zaman fikri gücün olur, bilgi olur, ilmin olur, kimi zaman da aşkın olur. Hepimizde bunlardan bir takım şeyler oldu. Biz mihrapta, peygamberin makamında, minberde, kürsüde ne yaptık? İşte bir ömür orada hizmet ettik. Yani Allah'a imanı, ibadeti, sevgiyi, kimi zaman adamlara, büyüklere, kimi zaman çocuklara, kimi zaman kadınlara, elimizden geldiğince evine gittik. Doğunca Kur'an'ı okuduk ezanımızı. Namazdan öne geçtik, namazını durdurduk. Bir şeyler yapmaya çalıştık elhamdülillah. Şimdi yeni gençlere oraları bıraktık, o alanları. Öyle bakıyoruz. Ha bize ihtiyaç duyduğunda biz de ne yapıyoruz? Koşup gidiyoruz hemen, gerekeni yapıyoruz. İşte bu bir vefa kervanıdır. Değerli kardeşlerim, değerli hocam kardeşlerim. Bu bir vefa kervanıdır bu. Bugün de bu vefa kervanında bir araya geldik. Ben belki de hepiniz bu şehirdesiniz ama birbirinizi de uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir kahvaltıda buluştuk. Bu kahvaltıyı bize hazırlayan Türkiye Diyanet Vakfımız, Kırşehir Şubemiz, bu mekanın sahibi, bunları hazırlayan Yasin Bey, onun çalışan kıymetli personeli, rahatlar koşuşturuyorlar, bakın kızıyla, erkeğiyle, önümüze ne güzel nimetleri döktüler. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de katıldığınız Allah razı olsun hepinizden. Bu güzellikleri Rabbim öbür dünyada da nasip eylesin bize. Bu dünyada geriye kalan ne kalıyor geriye? İyilik kalıyor. Bir dostluk kalıyor. Bir vefa kalıyor. Bir hoş seda kalıyor. Başka bir şey kalıyor mu? Yani 50 sene sonra, hadi 100 sene sonra biz ne olacağız? Yok yani hiç olacağız belki. Değil mi? Mesela babanızın adını biliyorsunuz, dedenizin adını biliyorsunuz. Peki dedenizin babasının adını, hadi onu da biliyorsunuz. Dedenizin dedesinin adını biliyor musunuz? Yani böyle işte. Geriye ne kalıyor bakın? Geriye sadece bir vefa kalıyor, bir dostluk kalıyor. Arkanızdan hayırla yad edilmek kalıyor. Başka bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Cumanız mübarek olsun. Davetimize icabet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Vakfımızdan Allah razı olsun. Burada vakıf yönetim kurulunda olsun bir de var. O da böyle şeyleri yürüyen şey yaparak da dinliyordur. Tahmin ediyorum. Diğer arkadaşlardan da var. Değerli personelimizden de. Cumamız mübarek olsun. Daha nice güzelliklerde Rabbim bizleri buluştursun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.